Herkese merhaba, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Sevil annem bizim kanalımıza konuk oldu. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız derseniz, bugün Murat'ı hangimiz daha iyi tanıyor? Sevil annem mi daha iyi tanıyor, ben mi daha iyi tanıyorum? Bunun yarışmasını yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Murat, hazır mısın? Çok çekişmeli bir yarışma olacak, çok heyecanlıyım. Sence kim kazanır oğlum? Yani ikinizin de şansı var. Bazı soruları annem bilir diye düşünüyorum. Bazı soruları Özge bilir, annem bilmez diye düşünüyorum. Bakalım. Yani ikisine de şans verdim. İkisine de eşit davranmaya çalıştım. Berabere kalabilirler. Evet, bakalım. Kaç sorumuz var? Yani 8. Çok iddiam yok açıkçası. Olabilir. Niye anne, ben yok senin oğlun değil miyim? Aman kaç senedir... Özge'yle çıkıyorsun ya kaç senedir. O seni belki daha iyi tanımıştır. Anladım. Büyüdükçe insan huyu değişiyor. Benim 4 tane çocuğum var. Senin bir tane karın var. Doğru. Mantıklı konuştu annem. Ama ben iddialıyım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman... İlk soru geliyor. Hazır mısınız? Ben soruyu soruyorum. Ben kızımı halasına devrediyorum. Tamam. Kızım, annene şans dile. Öpücük anneyi. Babaannene şans dile aşkım. Bebeğim. Hadi ver onu, ver. At gitsin hadi. Atıyorum. Oh. Tut. Hadi. Şimdi ben yarışmayı anlatıyorum. Sunucu benim burada. Hadi bakalım. Kopya çekmek yok. Kopya çekmek yok anne. Bence de, bence evet, de. Ben zaten sorular verdi, cevaplandım. Babamdan tüyo almayın. Soruları soruyorum, cevapları da yazdım ben buraya, hani sonradan fikrini değiştirmiş gibi olmasın diye. Soruları ben soruyorum, cevaplarını da yazdım buraya, sonradan fikir değiştirdin vesaire gibi bir muallakta kalmayalım diye. Soruları soruyorum, cevaplara sonra bakıyoruz. Birbirinize bakmayın cevapları yazarken. Anne sen şöyle dön. Tamam. Evet, sen de şöyle dön. Çantanızı verin, ortaya koyun. Tamam, evet, başlıyoruz. Birinci soru. Sor. Saat kaçta doğdun? Ama yani bir şey söyleyeceğim. Annen doğurmuşsun. Hadi anne, konuşmayın. Sen de bilmiyorsun. Oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben biliyorum ama şimdi Seda ile ikisinin aynı şeyde oldu. Hangisi hangisi olduğunu tam olarak çözmüyorum ama biliyorum aslında. Çok şikeyim soru. Şimdi ama ben bunu kesinlikle annem bilir diye düşündüm. Evet. Buraya koydum, dedim hani annem en azından 1 puan 2 puan alsın. Evet anne. Murat, süreniz azalıyor. Murat, senin şeyin neydi ya? Yükselen burcu neydi? Bilmiyorum ki, ben de bilmiyorum. Saplayamam zaten kullanmayı. Bir dakika. Ezgi ama bu konuyu konuşurken duymuş olabilir. Hayır. Evet, şimdi yazdınız mı? Evet, ben yazdım. Cevaplarınızı... Bakma! Bakmıyorum. Cevaplarınızı gösterin kameraya. 5 yazdım ben. Kameraya göster, kameraya. Gece 5. Anne, sabah 10.30 mu? Evet. Evet, doğru cevap annemden geldi. Sabah 10.30. Evet. Peki. Ben de yazmıştım ama bu buraya. Ama bu hiç değil tabii ki de annem. Ama evet yani. Ama annem düşündü yani, ben inanamıyorum anne sana. Şimdi düşündüm derken, Seda da gündüz 2.30'da doğdu. Hı-hı. Sen sabah 10.30'da doğdun, orada biraz şeylik yaptım ama sonra aklıma geldi. Hangi hastanede doğdun peki, onu biliyorsundur. Zeynep Kamil'de. Tamam. Tamam, evet, 1-0. 1 Sevil Şan, 0 Özge Şan. Evet, ikinci soru. İyi düşünün, bakın. Tamam. Benim hayatta en çok yapmayı sevdiğim şey ne? Yemek yemek. Tamam. En sevdiğim yemek nedir? Özge iddialı, hemen yazmaya başladı. Özge, bakma anne. Anne bakmadan yazarsan. Aklıma gelmiyor. Annem çok düşünüyor ya. He? Sen çok... Ama zaman var dedi, düşünebilirsin dedi. Evet. Şimdi babanın sevmediği... Özge yazdı. Sevdiği diyor, sevmediği. He? Sevdiği diyor. Anneciğim. Çeviriyoruz kağıtları. Ben niye bu kadar küçük hazırladım? Annem oturtma yazmış. Bezelyeli köfteli yemek. Evet. Ben buraya bezelyeli köfte yemeği yazmıştım. Özge de 1 puan aldı. Ama sen oturma. Ama bir şey söylüyorum. Bir dakika dinleyin ama dinleyin. Evet. Evet, cevabını bekliyorum. Ben oturtmayı da gerçekten çok severim ama bezelyeli köfte yemeğini bir tık daha çok seviyorum. Şike. Yani. Ne şikesi? Hayır, ama şike burada olmasın şey da yazdık. İki tane de yazabiliriz aslında. Bir soruda öyle yaptım. Bir soruda 2 tane yazdım. Tamam. Bakalım. Ya ikisini de kabul edeceğiz. Evet, 1 Özge Şan, 1 Sevil Şan. Tamam, hadi. Devam ediyoruz. Çok... En sevdiğim renk. İşte onu bilmiyorum oğlum. Olsun, bir şey yaz, belki biliyorsundur.
En çok giydiğin tişörtleri düşün. İyi, atıyoruz. Hani bari biraz mantıklı bir şey yazsaydın bakayım. Evet, çeviriyoruz. Ne alakası var Özge? Özge mavi yazmış. Annem gri yazmış. Ben ne yazmışım? Mavi. Hani sorulara bakıyorsun. Ben o kadar görmüyorum oğlum. Ben de mavi yazmışım. Özge 2 oldu. Eyvah. Annem 1. 2-1. Tamam. Eyvah eyvah. Ben iddialı değilim dedim ama. Olsun. Evet, geçiyoruz 4. soruya. Bu soru çok kolay. İkisi de bilecek inşallah. İnşallah. Boyum kaç? Annem bilmez onu. Biliyorum. Yazdınız mı? Çeviriyoruz kameraya. 1.70. Annem 1.70 yazmış. Özge 1.72 yazmış. Benim boyum 1.70. Özge biraz beni sevdiği için beni daha uzun. Çok annem! Beni daha uzun geliyor olabilir. Özge tövbe çıktı. Ben 1.68'im, sen 1.72. 1.70'im ben hayatım. Ölçeceğim. Tamam. İtiraz istiyorum. Ben itiraz ediyor muyum? Etmiyorum. Evet. Ne oldu şimdi? Kaç oldu? Ne oldu? 2-2 oldu. Annem nasıl heyecanlıyor? Çok heyecanlıyım. 4. sorudayız. 2-2. Berabere. Ter döktüm böyle var ya. Ne? Ya! Özgü Duru şu an bize buradan bakıyor. Kızım çok güzelsin sen ya. Peki Özgü Duru'nun boyu kaç? 52. 52 doğdu zaten Murat nerede? 49 doğdu ablacığım. Oy! Evet. Aşkım benim. Evet, hadi bakalım. 5. sorumu soruyorum. Çok bu konuda çok üzgün olduğum bir konu bu benim. Son zamanlarda özellikle çok kafama takılan bir konu. Hayır olsun inşallah. Kaç kiloyum? Evet. Evet. Yani son zamanlarda çok değişti bu. O yüzden belki hani bilmiyor olabilirler ama. Anne kesin az yazdın. Yok. Eğer bu doğru değilse tartılacaksın. Herkesin tamam. Göz önünde. Tamam. Evet, çeviriyoruz. 82 Özge yazmış, 78 annem yazmış. Anne. 82 kiloyum. O kadar oldun mu? Ne zaman oldun lan? Parti istesem. Parti getir şuraya. Aa, şuraya koy bakayım. Gerçekten 82 kiloyum. Oldun mu oğlum? Evet oldu. Ama bir şey söyleyeyim, sizin tartınız yanlış. Fazla mı tartıyor? Evet. Süper. Ciddi söylüyorum, fazla tartıyor. Yani 78 değilim değil de. Hadi. Ama sonuçta burada önemli olan Murat'ın yazdığı. Evet tabii. Ya. Tamam, bir şey demiyorum. Tamam. Hadi. Evet, 3-2. Tamam. 6. soru. Evet. Ben pek bana hediye alınmaz, o yüzden bunu bilemeyeceklerini düşünüyorum. Nasıl ya? Ayakkabı numaram kaç? Allah seni çarpar. Ben bile biliyorum ben seni. Evet, annem yazdı, çok iddialı. Özge de yazdı. Çeviriyoruz. 42, 42. İkisi de doğru. Alkışlayın. Kim kazanıyor şu an? Şu anda Özge. Özge 4 oldu, annem 3 oldu. Son sorumuz. Son 2 sorumuz kaldı. Hı. Anne yetişmen lazım. Hadi bakalım. Güzel soralım. Kolay sor. Benim en sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı. Burada 2 tane cevap yazdım ben. İkisini de doğru kabul edeceğim. Yanlış yazıyormuş. Ya hala beni ışkırık tutturdu. Tahmin ettim, bilmiyorum. İkisini de yazmak zorunda mısın? Hayır hayır, bir tanesini tutturursan hayır, doğru. Işkırık tuttum onu, ışkırık. Tamam mı? Tamam. Bitti galiba anne. Annem gözünü evet. Bakıyor, korkuyorum. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Sütlü tatlılar. Sütlü tatlı yazmış Özge. Annem irmik yazmış. Ben ne yazdığımı okuyorum. Tavuk göğsü ve süt tatlısı yazdım. Yani Özge'nin ama içinde doğru. Ama sen ikisini de aynı yazmışsın. İkisini de aynı da hani sen süt tatlısı yapıyorsun. İçinde tavuk göğsü yok ya. Anladın mı? Üstüne tarçın döküyorum. Tamam. Ben onu seviyorum. Yalan irmik. Yalancısın sen. Hayır. İrmik tatlısı yap deyip durmuyor hani musun? Hani ben sütçüye... Yanına dondurma da gidip alıyorsun tamam, bak, geliyorsun. Tamam yazın seviyorum irmik tatlısını ama sütçüyü beklemiyor muydun küçükken? Sütçü gelsin annem süt tatlısı yapsın yapıyor. Diye. Sen karını hatırlamıyor musun? İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Anne lütfen ya. Ben sütçüyü beklemiyorum. Ay şikeç diyor. Beklemedin ama şimdi büyüdün sen irmik tatlısını seviyorsun oğlum. Hayır hayır. Şikeci. Neyse yenildim. Tamam. Annem çok güzel yapıyordu. Bir de tarçın döküyor. Evet, yarışmayı Özge kazandı çünkü bir sorumuz kaldı. Kaç puan aldın Özgeciğim? Hayır ben o soruyu da görmek evet, istiyorum. O soruyu tamam da soracağız soracağız. 5-3. 5-3 evet. 5-3 evet. Şu anda Özge 5, annem 3 puan aldı. Ama onun açıklaması çok ya. Üzgünüm.
Bir soruda ikisi de bildiği için ikisine birer puan verdik. Normalde 8 sorumuz var. Şimdi son soruyu soruyorum. Evet. Bu 2 puan olsun. Bu soru. Tamam, 2 puan olsun. Özge meydan okuyor anneme. Şimdi bakın bu soruyu biraz açıklamam gerekiyor. Benim bana yapılmasını sevmediğim, en sevmediğim şey ne? Yani birisi gelip bana bunu yapsa ben sinirleniyorum. Şey, hıçkıyık tuttu da bir yaş. Evet. Dur, yazmadım. Bu soruda biraz düşünebilirler çünkü yani düşünmeleri gerekiyor. Benim en sevmediğim, bana yapılmasını en sevmediğim şey ne? Yani bir eylem bu, fiil. Öyle düşün. Sen genelde hep memnuniyetsizsindir ama. Her şeye bir atarım vardır. Evet, ablamın yani beni tanımadığını buradan anlıyoruz. Nasıl olsa kazanamamışım. Evet, annemin cevabı gerçekten... Bakayım. Hadi kaldırıyoruz. Bu ne demek? Ben anlamadım. Özge, koca kağıtları verdik eline. Küçücük yazılar yazıyorsun bir ya. Bir dakika dur, tamam. Başka bir şey yazacağım. Bir de başka kağıdın için hayır, değiştirmek yok. Kabul etmiyorum. Hayır. Zaten hayır. Kazan, tamam. Aynı istedim. Sağ olun. Özge, bu nasıl bir cevap? Evet, kaldırın. Annem şaka yazmış. Bana şakaya bulmasını hoşlanmıyormuş. O ne ya? Şakaya bulmasını hoşlanmıyor. Özge ne yazdı? Allah Allah. Dokunmak. Dokunmak yazmış. Ne alaka? Bilmiyorum, ne bileyim. Benim en çok hoşlanmadığım şey, ben birini beklerken o beklediğim kişinin uyuşuk davranması. Yani uyuşukluktan hoşlanmıyorum. Abi çok zor bir soru. Mesela bir yere gideceğim, arabayı park edeceğim. Benim park edeceğimi gören, parktan çıkmak için hareket eden insanlar duruyor ve bekliyor. Aynen. O herkes yapıyor. Herkes öyle. Böyle herkes bekliyorlar. Ben orada bekleyeyim. Daha çok bekleyeyim. Bir şey söyle. O bize ben mi bekliyor? Ben buna uyuz oluyorum. Ben buraya beklemek yazmıştım. Bekletilmek annem yazmıştım. Annem bekliyor. Bize mi bekliyor? Bize mi bekliyor? Ciddi söylüyorum. Bana bize de yapıyor. Herkes yapıyor onu ya. Ne zaman olur? Ama biz öyle yapmıyoruz onu. Mesela biri beklediğini görüyoruz ya. Biz apar topar hemen çıkıyoruz, evet, oradan. Daha yerleşmeden. Ama bizi bekle, yani çok kötü bir şey. Evet. Kimseyi bekletmeyin yani. Herkesin vaktini çalmak kötü bir şey. Biz oraya gireceğimizi anladıkları zaman daha çok çıkmak istemiyorlar. Evet. Herkesin kanayan yarısıymış meğerse. Evet. Şey olur ya, aspiratörü kapatırsın, herkes ne kadar çok sesi varmış bunun ya, tren de varsa onun dersin gibi oldu. Evet. Evet, videoyu Özge kapatsın. Yarışmayı Özge kazandı. Evet. Anneciğim teşekkür ederim, gel. Sana da teşekkür ederim. Ama yani, en başta dedim ya oğlum, sen büyüdün, biraz huyların değişti dedim ya. Şimdi şöyle, ben ne kadar kazansam da sonuçta o senin oğlun olduğu için tabii ki senden daha iyi tanıyamam onu. Sonradan belki huyları değiştiyse o yüzden kazanmışımdır. Ben annemden tabii ki daha iyi tanıyamam. Çünkü çocuğunu anneden başka bence kimse daha iyi tanıyamaz. O yüzden ben bunu birlikte kazandığımız diye bitiriyorum. Teşekkür ederim ama yani sonradan gerçekten sonradan sen çok çok daha iyi tanıyacaksın. Çünkü şimdi Şeref babanı mesela, doğru, annesi benden çok tanıyamaz. Doğru. O yüzden İddialı. Evet. Bir de babaannenle annemi bulacağız. Şeref'i ne kadar tanıyorum. Çok güzel olur. Yemin ederim. Çok güzel olur. Gerçekten güzel olur. Ama babamın kanalındaki ilk video bu olacak. Beni ne kadar tanıyorlar. Bizim kanalda olur ya. Teşekkür ederim böyle bir şey çektiğiniz için. Biz teşekkür ederiz kanalımıza geldiğin için anneciğim. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederiz. O anneciğim, zaman kanalımızı annem kapatsın. Evet anneciğim. Evet anne. Şeyleri söyle. Neyleri? Abone, izleme, unutmayın, beğenmeyi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne kadar oğlumu tanıyamamış da olsam. Özge'nin tanımasına çok da sevindim. Gerçekten o da çok önemli. Çünkü değer veriyormuş. Bunu buradan anladık. Özge'nin kanalına abone olmanızı dilerim. Teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.